Merhaba arkadaşlar, Ekran Jürisi yeni video ile karşınızda. Bu videoda Benim Hayatım dizisini ele alacağız. Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım 31 Ekim Pazar günü ilk bölümüyle yayınlandı. Dizide hayallerine kavuşmak için ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen genç bir kızın hayatı anlatılıyor. Yapımcılığını BVB yapımın üstlendiği Benim Hayatım dizisinin senaryosunu Saadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilisi yazıyor. Yönetmenliğini Orkun Çatan, genel yönetmenliğini ise Onur Tan'ın yaptığı dizide başrolleri Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak paylaşıyor. Arkada da geniş bir oyuncu kadrosu var. Say say bitmez. Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nülüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu, Belgin Şimşek. Şimdi gelelim dizinin incelemesine. İncelememiz uzun sürmeyecek çünkü fazla vaktinizi almaya değmez. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bu dizinin pazar günleri pek yargı ve teşkilat karşısında şansı yok. Bunu da ilk bölüm izlenmesinde gördük. Dizi totalde 12. ABD ise 17. oldu. Bu sezonun en düşük ilk bölüm izlenmesi. Peki neden? Benim Hayatımda yeni bir hikaye yok. Seyircinin yıllardır izlediği ilişki entrika dizilerinden biri ama en kötüsü. Dizinin temel sorunu ise oyuncu yönetimi. Gençleri geçtim, yılların oyuncuları nasıl bu kadar kötü oynayabildi henüz anlamış değilim. Yani bu dizide nasıl oyunculuk yapılmaz bunu bize net bir şekilde gösterdiler. Oyuncu olmak isteyenlere ve yeni oyunculara ders niteliğinde. Sakın böyle oynamayın. Kaza falan bir şey mi oldu? Oldu Vedat, oldu. Arabayı kaptırdım. Polise mi yakalandın? 2 ay bağladılar arabayı. Ne oldu ki? Aha, haberin yok mu? Benim tasarımım birinci oldu. Ciddi misin? Evet. Bak gerçekten çok sevindim. Buraya güzellikle çek git demek için geldim. Size para vereceğim. Zehra. Hikaye daha ilk bölümde öyle dallı budaklı ki bir bölüm olsun seyirciye hiçbir şekilde fırsat verilmemiş senaristler tarafından. Bırakın da karakteri tanıyalım, duygularına yakınlaşalım. Labirentin ortasına atılmış biri gibi kala kaldım daha ilk 5-10 dakikada. Ayrıca oyuncuların yüzlerinde karakteristik hiçbir şey bırakmamışlar. Instagram'da Murat Döüç efekti kullanarak tepsi gibi suratlarla karşımıza çıkarmışlar. İzlerken beynim yandı, midem kalktı, sinir uçlarım ateş aldı. Kafamı duvarlara vuracak, saçlarımı yolacaktım ki bitti şükür. Genco Özak gibi genç oyuncular arasında oldukça başarılı olan birine bile Murat Öğüç efekti yaptırarak ve oyunculuk yaptırmayarak rezil bir hale sokmayı başarmışlar. Başka da söyleyecek bir şey yok. Benim Hayatım günlük dizi kalitesinde yazılmış, çekilmiş, oynanmış, kurgulanmış bir iş. Hiç şansı olduğunu düşünmüyorum. Birkaç bölüm izleriz, sonra da dizi çöplüğünde yerini alır. Şimdiden Allah rahmet eylesin. Evet arkadaşlar, bu videomuz biraz kısa sürdü. Gerçekten de yani uzun uzun anlatmaya gerek duymadım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Diziyi beğenmediyseniz de videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, katıl butonlarımıza katılmayı ve yorumlamayı unutmayın. Başka dizi, hangi dizi hakkında yorum yapmamı istiyorsanız da yoruma yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.